Tabii her yıl gibi yani biz böyle karar vermiştik. Sultan Muzaffereddin Kültür Merkezi Mevlid ayının bidayetinde cezası, birinci cezasında festival yapar. Festival birinci cezası Mevlid'den başlar. Mevlid okumaktan başlar tabii. Ondan sonra biz haftalık mehrzanımız devam edecek. Pazartesi günü aynı vaxtda da salılar günü, yani geceler, akşamlar faaliyetlerimiz olur. Bu faaliyetler olabilir dini olsun, olabilir edebi olsun, olabilir tarihi olsun. İşte Erbil'de olan meşhur insanlar burada hazır olanlar. Ya buranın yani özelliği nedir? Yani burada Sultan Muzaffer'in minaresidir. Aynı zamanında Sultan Muzaffer'in cami yeridir. Ondan dolayı da biz yani bu merkezin adını Sultan Muzaffer kurduk. Yani biz fakir ederiz bu şeyden. Mevlid ayı bizim için en önemli şey Sultan Muzaffer gibi. O zamanda da bu ayın her 30 günü faaliyetler yapmış. Biz de ona göre bu faaliyetler inşallah yapacağız. Her gün Sultan Muzaffereddin Kültür ve Sosyal Merkezinde olan festivala Hazreti Muhammed'imiz hakkında yapılan bir seminere katıldık. Tabii ki seminerde Hazreti Muhammed hakkında bugüne kadar yaklaşık 1000 yıla aşkın bir süredir edebiyatı, özellikle Türk Edebiyatı'nda, Türk Edebiyatında Hazreti Muhammed'e olan sevgileri hakkında bugüne kadar yazılan eserler hakkında bilgiler verdik. Tabii ki birçok edebi tür hakkında bilgi verdik. Bugüne kadar 20 tane aslında edebi tür hakkında, Efendimiz hakkında şiir yazılmıştı. Tabii ki bu şiirler sadece şiir değil de bir taraftan hem manzum olarak hem de mansur olarak Efendimiz hakkında bilgi verdik. Umarım tabii ki bu festivaller devam eder. Çünkü Erbil şehirde de özellikle biz her sene bu mübarek ayda Efendimiz'i yatlıyoruz. Umarım tabii ki bu festivaller devam eder. Çok teşekkür ediyorum.